Merhabalar dostlar. Özellikle sezona doğru giderken başta genç avcılar olmak üzere pek çok avcının sormaya başladığı bir sorudur. Av fişeklerinin etkili mesafesi ne kadardır? Şimdi kafalarda bazı soru işaretleri oluştuğu zaman peki o zaman magnum 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 diyorlar. Bu magnum o zaman ne işe yarar? Öyle ya. Magnumdan çünkü çok uzun bir mesafede etkili olmasını beklerler. Ve ayrıca çeşitli güç paketlerine sahip yerli ve yabancı fişekler arasındaki etki farklarını öğrendiklerinde çok şaşırırlar. Aa derler. Neden böyle? Bakınız. Fişek dolumu yaparkenden itibaren esasında ustalıkta bazı kurallar vardı. Gene aldık defterimizi ve getirdik. Tabii ki defterimizi değiştirmemiz gerekti. Ama bilgi paylaşımı değişmedi. Mesela bakalım. 28 gram, 30 gram, 32 gram saçmaya. Mesela 1.50 barut koyulurdu. 34 gram saçmaya, 36 gram saçmaya, 1.70 barut koyulurdu. Bakınız, 40 gram saçmaya ise 1.90 barut koyulurdu. 1.90. 45 gram saçma için uygun görülen barut miktarı ise eski ölçeklerimizde bulunan 2.10 dediğimiz barut ölçüsüydü. Hani bazı ölçekler vardı. Kademe kademe, çevire çevire, indire indire barut hacmi ayarlardık. İşte onlardan bahsediyorum. Onlarla 2.10 barut koyulurdu. 50 gram saçmaya ise yüklememiz gereken basınç 1050 bardır. Fişek üreticileri zaten magnum fişeklerin güç paketini bu anlamda 12.76'da mesela 1050 bar magnum dediğimiz fişekler ile sınırlamıştır. Buradan anlamamız gereken aslında bir şey var. Bu saçma miktarı, yarısı gramajı arttıkça barut ölçeğinin artışından almamız gereken işaret. Bakınız, 1050 bar magnum dediğimiz fişeğin gücü 50 gram saçmayı 45 metrede etkili yapmak için gereken basınçtır. Yani o güç paketidir. Magnum'un o zaman esprisi nedir? Hadi diyelim ki normal fişeklerin etkili mesafesi nedir? 45 metredir. Azami 45 metre kabul ediyoruz. Hadi diyelim ki magnum için. Hani. Diyelim ki 50 metreymiş. 5 metre daha koyduk. Arada o kadarcık bir şey fark ediyor. Magnum'un esprisi yüksek saçma miktarı nedeniyle biraz daha fazla bir dağılım yaratması. Haliyle ördeğin veya kazın gene ortalama atış mesafesi içerisinde saçmalardan kurtulma ihtimalinin daha düşük olması. Ama pek çok usta avcı standart fişekler atarken magnumu daha çok esasında, her ne kadar o şekilde kabul edemiyorsak bile, daha çok sanki avını vurmakta güçlük çeken avcının en son dayanak noktasıymış gibi her ne kadar kabul etse de magnumun özellikle çok soğuk havalarda ve ayrıca geniş dağılımıyla belirgin bir üstünlük veya daha doğrusu avantaj yaratacağı da muhakkaktır. Mesela bakın, onun haricinde başka bir şeye değinelim. Azami atış mesafesinde kabul edilebilir grupmana. Yine açalım defterimizi. Mesela mühimmat üreticilerinin ve ayrıca tüfek üreticilerinin, daha doğrusu av tüfeği üreticilerinin tüfeklerini üretirken ve mühimmat üreticilerinin de mühimmatlarını üretirken
yaptıkları standart testler vardır. Mesela 35 metrede 75 santim çaplı daireye atışlar yaparlar. Şoklarını, mühimmat üreticileri ise bu şoklarla fişeklerini test ederler. Bakınız. Tek çentik şok. Bazı videolarımızda değindik buna. Hatta bazılarının üzerinde 4/4 de yazabilir. Bunlar 35 metredeki 75 santim çaplı daireye atılan saçmaların %70'ini hedef bölgeye toplayabilmelidir. İki çentik şok, yani üzerinde 3/4 yazan şok, %65'ini toplayabilmelidir. Aynı mesafede, aynı hedefe. Üç çentik şok, yani üzerinde 2/4 de yazan şok, aynı mesafede, aynı hedefe atılan saçmaların %60'ını. 4 çentik şok, yani üzerinde 1/4 de yazan şok ise aynı mesafede o hedefe atılan saçmaların %55'ini. 5 çentik şok, yani silindirik şok da dediğimiz şok ise aynı mesafedeki o hedefe atılan saçmaların %50'sini hedef bölgeye toplayabilmelidir. Öncelikle burada hemen bahsedelim. Peki o zaman tüm mühimmat üreticilerinin fişekleri aynı mesafede aynı grupmanı veriyorlar mı diye. Yaptığımız bizim hani naçizane denemelerde tabii ki birebir bu şekilde olmadığını da gördük. Ama ne olursa olsun bu şekilde üretiliyor bile olsalar bir azami mesafemiz. Otorite firmaların bile bakınız grupman testleri yaparken uyguladıkları atış mesafesinin 35 metre olduğunu düşünürseniz. 45 metre kabul edildiğini de düşünürseniz, haydi Magnum'a da bir 5 metre koysanız, Magnum'lar dahil azami 50 metredir. Ve bu size söylediğim grupman ölçüleri aynı zamanda mühimmatın bir de kabul edilebilir dağılım ölçüsüdür. Bunun ötesine çıktığı zaman avınıza daha az saçma isabet edecektir. Zaten bazı videolarımızı hatırlarsınız. Özellikle söylediğimiz bir şey, açılma dümdüz devam etmez. Artarak açılma şeklinde devam eder. Düşme de sabit değil, artarak düşme şeklinde devam eder. Zaten artarak açılıyor. Basınç, size bir liste verdim. O liste itibariyle işte azami 45 metrede hangi gram fişeklere ne kadar basınç yüklememiz gerektiğini de gördük. Dikkat ediyor musunuz? Azami 45 metrede kabul edilebilir grupman ile üzerine 10 metre daha koyulmuş. Mühimmatın avı elde etmemizi sağlayacağı. Azami etki yaratacak yani kısacası. Grupman ölçüsü de aynı şekilde bakınız ne kadar örtüşmektedir. Azami atış mesafemiz 45 metredir. Sonrasında yaralamaya başlayacaktır. Haliyle avı elde etmememizi veya çok uzak bir yerde düşüp avı bulamamamıza neden olacaktır. Bu sebepten dolayı atış mesafemiz 45 metredir. Hem dağılım ölçüsü olarak hem mühimmatın sahip olduğu azami güç itibariyle Magnum'un gücü bile dediğim gibi buradan anlamanız gereken 45 metrede saçmayı ördek ve kaz üzerinde yeterince etkili yapabilmemiz için gereken işte güç paketidir. Tek kurşunlarda bile özür diliyorum bu 100 metredir. Tek kurşunlara bakıyorsunuz. 12.70 tek kurşun da 100 metrede etkili diyorsun. 12.76 için de. Çünkü kinetik enerjimiz yok ölçüsünde. Haliyle belli bir mesafeden sonra hepsi de takla atmaya başlıyor.
Ondan sonra etkisini o kadar hızlı kaybediyor ki. Gene 100 metre. Hadi diyelim ki üzerine 5 metre koyun. Emin olunuz arkadaşlar, daha fazlasını koyamıyorsunuz. İşte bu nedenle standart bazı değerler vardır. Av tüfekleriyle yapabileceklerimiz gerek tek kurşun avında, gerek av fişeği, yani saçma türü tabir ettiğimiz fişeklerle yapılan atışlarda 3 aşağı 5 yukarı kısacası aynıdır. Grupman olarak kabul edilebilir ölçüler vardır. Azami 45 metre. Ötesinde zaten saçmanın gerek güç olarak gerek grupman olarak saçmayı zaten yeterince etkili kabul etmiyoruz. Saçma tek kurşun içinse hemen ekleyeyim, 100 metre limit veriyoruz. Taklatmaya başlıyor sonra. Etkisini o kadar hızlı kaybediyor ki, bakınız dikkat ediyor musunuz? O zaman ben ne anladım? Ben magnum atıp av fişeğiyle 100 metreden kazı vuramayacak mıyım? Tabii ki vuramayacaksınız. Veya ben magnum tek kurşun atıyorum, 200 metreden bir yaban domuzunu düşüremeyecek miyim? Tabii ki düşüremeyeceksiniz. Elinizdekiler av tüfeğidir. Bu gibi teknik detaylar dahilinde, kısacası elinizdeki tüfeğin ve attığınız fişeğin niteliklerini ve kapasitesini bilmelisiniz. Ona göre atışlar yapmalı ve avınızı elde etmeye çalışmalısınız. Burada önemli olan, her zaman ustaların söylediği bir sözdür. Kesinlikle arkasında durarım. Esasında avını düşürmeyen fişek veya o fişekle avını elde etmenizi sağlamayan tüfek yoktur. Hatayı biraz da dipçiğin arkasındaki kendisinde arasın. Bu sebepten dolayı ister istemez uzmanlaşılacak. Ve işte o zaman standart mesafelerde standart atışlar yaparak avcılar avlarını elde etmeye başladıkları zaman görecekler. Evet, bize doğru söylenmiş. Anlıyor musunuz dostlar? Demin size verdiğim tablo gibi. Dikkat ediniz. 1050 bar magnum bile 50 gram fişeğe, yani 50 gram saçmaya 45 metrede yeterince etkili olmasını sağlamanız için yüklemeniz gereken güçtür. Esasında pek çok ithal fişek, özellikle markası, bu kaideye sadık kalmakla beraber barut miktarını ve cinsini fişeğe göre ayarlar. İşte mecburiyetin sebebi budur. Hep fişeklerini grupman ve etki olarak azami 45 metrede etkili kılabilmek için yüklemeleri gereken basıncı, daha doğrusu uygun fişek kombinasyonunu bir araya getirmeye çalışırlar. Ama fişek testlerine bakarsanız azami, dostlarım, atış testleri 35 metreye yapılır. Ötesini yapmazlar. Bunların hepsi sizler için bir işarettir. Hani eskiler söylerler ya, biz fişeğe koyardık 2-10 kara barut, yüzüne keçe tabağı koyardık, ondan sonra şu kadar gram saçma atardık, 100 metreden kazı düşürürdü. Arkadaşlar bunlar ya sizleri eski avcıların artık ne şekilde söyledikleri konusunda yorum yapamıyorum ama emin olunuz çok fazla, hani inanmaktan ziyade ihtiyatla yaklaşmanız gereken sözlerdir. Bu kadar kaidelere artık bağlanmış ölçüleri dikkat ederseniz boşu boşuna vermiyoruz. Güç paketleri bellidir. Gramaja göre. Dağılıma göre de grupman ölçüleri bellidir. Azami atış mesafesi 45 metredir. Kişisel becerilerinizi geliştirmek suretiyle bu mesafede etkili ve isabetli atışlar yaparak eninde sonunda avınızı elde etmeyi öğrenmek zorundasınız. Kalanı sadece dostlar ya tesadüflere kalmıştır. Tesadüf itibariyle bir saçma gider, kuşun kafasına vurur, bir tane düşürür. Ya da kusura bakmayın, o avları rüyanızda yaparsınız.
Öyle 100 metre mesafeden ben vururum kazı falan bir fişek varmış diye. Düşürürüm dediğiniz zaman 100 metreden kazlar size nanik yapacaktır, emin olunuz. Av bayilerinde çalıştık. Av bayisi çalıştırdık. O kadar çok fişek geçti ki elimizden. Bu piyasada o kadar çok av bayisini tanırım, bilirim ki 100 metre mesafeden ördek düşürür denen fişeği, marka vermek istemiyorum, İnanın itibar etmediklerinden getirmiyorlar bile. Belki internetten bulursunuz. Bir düşünsenize, niye sadece bir tek marka mı çıkartmış? Bir dünya marka var, dünya çapında otorite. Niye çıkartmıyorlar? Demek ki var bir şeyler. Boş veriniz. Azami atış mesafeniz 45 metredir. Magnum ile birlikte bile. Özellikle size verdiğim güç paketlerini ve dağılım ölçülerini dikkatle inceleyiniz. 35 metre mesafede 75 santim çaplı daire yapılan atışların grupman ölçülerini ve güç paketlerini. Her şey çok açıktır. Videomuzun başı bile yeterlidir. Evet dostlarım, bu nedenle bu videoyu artık çok uzun sürdüğü için burada bitiriyorum. Emin olunuz pek çok videoyla gene devam edeceğiz bilgi ve paylaşımlarımıza. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere, bu nedenle hepinize hoşça kalın diyorum. Sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Ebedi dostluklar diliyorum. Kazasız belasız avlar diliyorum. Hoşça kalın.